Büyük şehirlerin kronik sorunu trafik, motosiklet kullanımıyla çözülebilir mi? Bu sorunun cevabı Türkiye'de en çok İstanbul'u ilgilendiriyor. Motosiklet devlerine göre motosikletin yaygınlaşması sadece trafiğe değil, park sorununa ve çevre kirliliğine de çözüm olabilir. Asya, Amerika, Uzak Doğu, trafik her yerde yoğun ve bu yoğunlukta motosikletlerin oranı dikkat çekiyor. Motosiklet kullanımında dünya rekoru Asya ülkelerinin. Hindistan, Çin, Endonezya gibi ülkelerde trafikteki motorlu taşıtların neredeyse üçte biri motosiklet. Kadın erkek, genç yaşlı, modern, geleneksel. Her yaştan ve her kültürden insan motosikletle çıkıyor yola. Hal böyle olunca trafik ışıklarında ilginç görüntüler oluşuyor. İlk bakışta karmaşa hissi uyandırsa da motosiklet kullanımı trafik ve park yeri sorunundan bıkanlar için önemli bir alternatif. Otomobille kıyaslanamayacak kadar az yakıt harcadığı için de çevreci bir araç. İstanbul çok güzel bir şehir ama trafik sorununu ben de yaşadım. Yollarda sadece bir kişiyi taşıyan kocaman arabalar var. İnanıyorum ki insanlar motosiklet kullanma alışkanlığı kazansa hem trafik hem de park sorunu önemli oranda hafifler. Bir arabanın kapladığı yere 6 motosiklet sığabilir. Yeni nesil motosikletlerin en büyük özelliği yakıt tasarrufu. 1 litre yakıtla 90 kilometre yol yapmak mümkün. Peki zamandan ve paradan tasarruf ettirdiği halde Türkiye'de motosiklet kullanımı neden yaygın değil? En büyük nedeni otomobillerin hala bir statü göstergesi olması. Bilimsel verilere yansımamakla birlikte annelerin güven sendromu da motosikletlerin yaygın kullanılmasının önünde bir engel. Dünyanın her yerinde anneler koruyucudur. Burada sürücü faktörü önemli. Motosiklet üzerinde güvende veya bisiklet üzerinde tehlikede olmak kullanıcının elinde. Önemli olan trafik bilinci. Ve ben Türk insanının bilinçli motosiklet kullanımıyla trafikteki sorunlardan kurtulacağını umuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı milyonlar